Türkiye'de herkesin en azından ismini duyduğu, periyodik olarak manşetlerde yer alan, hatta bazen iç siyaset sınadığı kadar diğer ülkelerle ilişkileri de zorlayan Mavi Vatan yine gündemde. Mavi Vatan bu sefer muhalefetle iktidarı birbirine düşürdü. Ama bunlara gelmeden önce kısaca bir üzerinden geçelim. Nedir bu Mavi Vatan? Mavi Vatan, Türkiye'nin ilan ettiği deniz sınırları ve bu sınırların içerisindeki yetki alanlarını kapsayan bir kavram. Ama neden ilan etti diyoruz da tanınan, bilinen demiyoruz? Bunun cevabı için biraz geriye gidelim. Eskiden bir ülkenin deniz sınırları genellikle 3 deniz mili, yani yaklaşık 6 kilometre olarak kabul edilirdi. Sebebi ise bir topun menzilinin 6 kilometre olması. Kıyıya daha fazla yaklaşan bir savaş gemisi tehdit olarak kabul edilirdi. Günümüzde bu mesafe 22 kilometreye uzatıldı. Bir ülkenin münhasır ekonomik bölgesi ise ülkenin kara sularından yaklaşık 370 kilometreye kadar uzanabilir. Bazı durumlarda da kıta sahası daha ilerliyorsa bu sınır genişletilebilir. Bu bölgede ülkeye doğal kaynakları araştırma ve kullanma hakkı tanınır. Doğal kaynaklar derken tabii ki de petrol ve doğalgazdan bahsediyoruz. Fakat bu konuda Yunanistan ve Türkiye bir anlaşmazlığa düşüyor. Yunanistan kendi münhasır ekonomik bölgesinin buraya kadar uzandığını iddia ederken, Türkiye Mavi Vatan adı altında bu sınırlara ulaştığını öne sürüyor. Yani kısacası Mavi Vatan aslında Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesinin bu sınırlara ulaştığının bir beyanı ve aksini iddia eden ülkelere karşı bir başkaldırışı. Türkiye Mavi Vatan konsepti altında bir takım tatbikatlar düzenledi, bazı anlaşmalar imzaladı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ilk kez 27 Şubat 2019'da tatbikat düzenledi. Bu tatbikat 3 yıl art arda devam etti. Anlaşmalara gelince, işte aslında sonun başı biraz da bu. Türkiye, Libya'nın Ulusal Birlik Hükümeti ile 27 Kasım 2019'da Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasıyla askeri işbirliği mutabakatlarını imzaladı. Bu anlaşma birçok batılı ülke tarafından reddedildi. Geçici bir devlet olan Ulusal Birlik Hükümeti ile imzalanan anlaşma da zaten 2023'te askıya alındı, 2024'te de iptal edildi. Ama Türkiye'nin bu hamlesine karşı Mısır ve Yunanistan da boş durmadı. İki ülke arasında 2020'de deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşması imzalandı. Bu anlaşma ile daha önce belirsiz olan bölgenin sınırlarına belirlilik getirildi. Ama bu belirlilik Türkiye'nin lehine olmadı. Detaylar biraz karmaşık ama şanslıyız ki bu konu üzerine Dış Haberler editörümüz Senem Görürlü Yücel, Aydın Sezer ve Engin Solakoğlu konuştu. Mavi Vatan haritası icat edilmeden önce Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sınırları 27 derece boylama kadar gidiyordu. O boylamdan itibaren Girit'in batısına gidiyordu ve belirsizleştirilmişti. Yani 27'ye kadar kesin bizim, Girit'e doğru çizilen nokta nokta çizgiler de adaların statüsüyle ilgili Ege sorunu devam ettiği için bilinçli olarak dokunulmamıştı. Yani çözümsüzlüğü çözüm yaptığımız içindi. Doğu Akdeniz'de Libya anlaşmasından önce statüko bizim lehimizeydi. Olağanüstü askeri ve siyasi gücümüzle ne Mısır ne Yunanistan adım atamıyor, anlaşma imzalayamıyorlardı. 2003'te Mısır-Güney Kıbrıs anlaşması imzalandığı zaman Yunanistan Mısır'la da bu anlaşmayı imzalamak istedi. Zamanın başkanı Hüsnü Mübarek, Türkleri gücendirmeyelim diye bu anlaşmayı imzaladı. Biz asıl kendi lehimize olan statükoyu yıktık ve bu anlaşmanın önünü açtık. Evet, aslında Türkiye'nin Akdeniz'de genişleme hevesi Mısır ve Yunanistan'ı devreye sokarak eskiden belirsiz olan sınırlara açıklık getirdi. Mısır ve Yunanistan sınırlarda anlaşınca da bize çok bir söz hakkı kalmadı. Türkiye şu anda 28 derece boylamın batısını kaybetti. Çıkış yolu ya Yunanistan'la mahkemeye gideceğiz ya da oturacağız, savaşacağız. Bu kadar basit. Bu hikaye bitti. Gemiler çekildi, Somali'ye gidiyor. Hala tartışıyorlar. Denizcilik bilinci yerleştireceğiz vatanı diye. Vatanın bir parçasını kaybederek denizcilik bilinci yerleştirilmez. Peki neden şimdi yeniden konuşur olduk? Çünkü CHP'li Namık'tan Somali tezkeresi konuşulurken AKP'ye yakın isimlere yeni yatırım olanakları sağlanmasının amaçlandığını söyleyerek Mavi Vatan kavramını masal diyerek eleştirdi. Adeta lafla peynir gemisi yürümüyor deyişini yanlış çıkarmak için dış politikayı her koşulda bağırıp çağırarak yürütmeyi eğledi. Orada da durmadı. Yeri geldi, Osmanlı'yı ihya hayalleri kurdu. Sınır ötesi harekatlarla yetinmedi. Deniz aşırı maceraları yeltendi. Bir ara tutturduğu Mavi Vatan masalından, o da koşulların zorlamasıyla, yani ekonominin iflası kapıya dayanınca, neyse ki oldukça çabuk yüz geri etti. İktidar da bu konuda sessiz kalmadı. AKP sözcüsü Ömer Çelik, Tan'ın ifadelerini kabul edilemez, sorumsuz ve yakışıksız bir ifadedir.
Bu Türkiye'nin milli siyasetine karşı Yunanistan'ın sözde tezlerine destek veren siyasi pusulasını kaybetmiş bir yaklaşımdır diye eleştirdi. Ve sadece Ömer Çelik değil, eleştirenler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da vardı. Türkiye'nin çıkarlarını savunmak yerine bakıyorsunuz masal diyerek, ülkemizi yayılmacılıkla itham ederek birilerine göz kırpıyorlar. Milletin verdiği yetkiyi ülkenin menfaatlerini savunmak için değil, Türkiye'nin karşıtlarına selam çakmak için kullanıyorlar. Bunun adı sorumsuzluktur, şuursuzluktur, gaflettir. Türkiye aleyhine bu tezleri meclis kürsüsünden dillendirmek ne zamandan beri CHP'nin görevi oldu? Mavi Vatan yaratıcılarıyla AKP hükümeti arasında bu konuda görüş ayrılıkları ortaya çıkmaya başladı. Gemileri Akdeniz'de dolaştıramıyoruz, gemileri Somali'ye gönderiyoruz. Zaten 572 yıl enerji kaynağı var denilen Akdeniz'de daha bir hafta önce Enerji Bakanımız petrol ya da doğalgaz yok dedi. Libya'da Mısır'la barıştıktan sonra tamamen Mısır'ın kuyruğuna takıldık. Dolayısıyla ne yazık ki Sayın Büyükelçi masal ifadesini kullandı. Aslında doğrusu masaldı demesi lazımdı. Yani bitti o iş maalesef. Bu arada CHP'de Mavi Vatan konulu toplantı düzenlendi. CHP parti sözcüsü Deniz Yücel, Namık Tan'ın açıklamalarının cımbızlandığını söyledi ve Ömer Çelik'ten özür dilemesini istedi. Evet, görünüşe göre Mavi Vatan bitmiş veya bitmemiş olsun, birçok gerilme, birçok çekişmeye sebep olan bu kavram Türkiye'nin iç siyasetinde hala rüzgarlarını estiriyor gibi gözüküyor. Peki sizden de duyalım. Mavi Vatan bitti mi? Bir masal mı? Bir masal mıydı? Hadi yorumlara. Tabii izlemediyseniz Senem Görü Yücel'in yayın linkini buraya bir yere de koyuyorum. Ve abone değilseniz de unutmayın, o da bir tık ötede ve bu vesileyle. Size katıldığınız için teşekkürler. Hoşçakalın.